dünyayı kurtarmak istediğimizde önce kadınlardan ve çocuklardan başlamalıyız. Özellikle de kadınlar konusunda fazla hassasiyet göstermemiz gereken en önemli konu kırılgan grupta olmaları. Kayıp olarak deprem felaketinde zaten çok büyük bir yara almış bir kadının kayıp hikayesiyle başladığımız Mehmet Bozkurt konusunda Dileğin kaybolduktan sonra sürekli şehir değiştirildiği, farklı şehirlere gönderildiği ve en sonda İstanbul'da bir adreste bulunduğu ihbarlara geldi. Bize gelen tüm ihbarların hepsini ekip arkadaşlarımız, Esra Eroğlu ekibi tek tek gitti. Bir adres geldi, dediler ki Sapanca'da bir yerde görüldü. Kalktık oraya gittik. Evet, oradaki o adreste vardı. Orada bir gece kalmış ve ondan sonrasında kayıtlı yolculukla değil, kayıt dışı bir yolculukla, işte yoldan otostop ya da başka birinin aracıyla farklı bir şehire gönderildiğini öğrendik. En son durağı, Dileğin en son getirildiği yer İstanbul'da Bağcılar'da bir adresti. O adrese gittiğimizde Nurhan'a genel bir cümleyle iyilik yaptığını, ona yardım ettiğini söyleyen bir kadının yanında bulduk. O kadın aslında o iyilik kelimesinin altında, o masumca bu kadar temiz ve yüce bir kelimenin altında Dileğin hayatını mahvediyordu. Dileği mağdur ediyordu. Detayları söylemek istemiyorum. O kişiler canlı yayına katıldı. Yayınımız ihbar kabul edildi. Ve en son sevgili seyirciler, Nurhan Adaş ve Dileğin İstanbul'a otogara indikten sonra yolda tanıştığı Adem Kuruçay ile ilgili bir son dakika gelişmesi var. Tekrar savcı talimatıyla Nurhan Adaş ve Adem Kuruçay Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Burada Dileğin tekrar ifadesi alındıktan sonra tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildi. Ve Nurhan Adaş fuhuşa teşvikten, Adem Kuruçay hem cinsel saldırı hem de fuhuşa teşvikten çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Bu sürecin başından sonuna kadar yanımızda olan tüm emniyet birimlerine çok teşekkür ediyorum. Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Asayiş Büro Amirliği'ne, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve yine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne, Şehit Zeki Kaya Polis Merkezi'ne ve Suç Araştırma Bölümü'ne gerçekten çok teşekkür ediyorum. Koca da bir alkış istiyorum. Dileği mağdur edenler hepsi adalet yerini buldu, gerekli cezayı aldılar ve şu anda cezaevindeler. Bundan sonra Dileğin ailesi ve yakınları tarafından korunması esas meselemiz olmalı. O tutuklamayla ilgili çıkmış oldukları mahkeme sürecinde yine ekip arkadaşlarımız oradaydı ve hazırdı. O günden görüntüler var, onları ekrana getiriyoruz. Buyurun. Kadın ticareti yapmaktan aranmanız var. Kesinlikle, kesinlikle asla bir alakam yok. Ben sadece evimi kiraya yapacağım. Şu anda Küçükçekmece Adliyesi'nin önündeyiz. Dilek Bozkurt ekipler tarafından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınacak. Nurhan Adaş ve Adem Kuruçay ise içerideler. Onlar da nöbetçi mahkemeye çıkacaklar. Nurhan Adaş ve Adem Kuruçay az önce Küçükçekmece Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandılar. Adem Kuruçay cinsel saldırı ve fuhuşa teşvik suçundan tutuklandı. Nurhan Adaş ise fuhuşa teşvik suçlarından az önce tutuklandılar. Birazdan da cezaevine gönderilecekler. Nurhan Hanım fuhuşa teşvik suçundan tutuklandı. Ben tek tek ifademi vereceğim. Niye tutuklandınız? Niye tutuklandınız? Niye tutuklandınız? Ya vurma, vurma. Niye vuruyorsun? Hak ediyor. Ama tutuklandınız, suçsuzum diyordunuz. Ben avukatla delilleri hepsini verdim. Niye tutuklandınız o zaman? Şu anda Nurhan Adaş cezaevine doğru yola çıktı. Sevgili seyirciler, gerçekten bu sonuç için çok mutluyum. Yardıma muhtaç kim varsa
Ve kim o yardıma muhtaç olan insanın çaresizliğinden faydalanıyorsa Allah onun bin türlü belasını versin. Aynen. Ama önce bu dünyada adalet önünde o cezayı alsın. Sonra da öbür dünyada. Yani önce bu dünyada onun ceza aldığını görmek bizim boynumuzun borcu. Bir televizyon programı yapıyoruz. Bu televizyon programında gündeme getirdiğimiz, programda konuştuğumuz her konunun altından hep çocuklar ve kadınlar çıkıyor. Bu konuda herkesin hassas olmasını rica edeceğim. Bir, bu kişilerin etrafında bulunan insanlar, onlara gel diyen, ortamlarına çeken insanların ya da sana iyilik yapıyoruz diye kapılarını açan insanların mağdur ettiklerini gördük. Diğer tarafta çocuklar, ebeveynleri, yakınları ve dışarıdaki insanlar tarafından mağdur ediliyor. Bizim öncelikli görevimiz çocuklarımızı korumak. Anneler, babalar çocuklarını koruyamazlarsa dışarıdaki insanların hiçbiri onlara acımaz. Tam tersi onların o çaresizliğinden hep faydalanırlar. Sizler böyle bir şeye şahit olduğunuzda lütfen bu vicdansızların yakasına yapışın. Lütfen adaletin yerini bulması konusunda cesur ve cesaretli olun ki onlar sokaklarda dolaşmasın. İhtiyacı ve çaresi olan insanları kullanmasınlar. Gözünüz aydın, gözün aydın Dilek. Allah razı olsun abla. Mehmet, yani şimdi seninle programda ilk tanışıp bahsettin de çok gerçekten hani bir aile içi sorun, kavga. Hatta evet, sana bile kızmamış. Senin ailenle kavgandan evi terk etmiş bir kadın hikayesiyle başladık. Evet abla. Ama bugünkü tablo çok ağır. Öncelikle sen adaletin sağlanması konusunda için rahat mı? Yani adalet içine var yani o şahısların tutuklanması yolunda hani bu Dilek gider başka bir birini bulurlar. O dilekler hiç bitmez onlar için. Tabii abla. Hani onlar illaki yani ortalık başka birinden tutarlar yani. Dilek yanmış başkası yanmaz. İyi ki geldin buraya. Tabii ki abla ya, ben yani. Ya bana kızdı gitti aman 3 gün sonra döner aman 5 gün sonra döner. Yok, aman abla, kayıp başvurusu yaptım nereden çıkarsa çıkar demedin. Demedim abla içine çıkmışım zaten sizden de Allah razı olsun. Ben buraya 2 haftadır buradayım 3 haftadır buradayım. Hani ilk çıktım hani bir hafta sağa sola hani cumadır. Abisi dayısıdır araştırdınız hani isteseydiniz. Yaman Tepe nerede bilmiyoruz hani ölmüştür deyip bırakabilirdiniz. Konuyu da kapatabilirdiniz. Allah razı olsun kapatmadınız. Bulamıyorum deyip de konuyu da kapatabilirdiniz. Aynen yani işte bulamıyoruz deyip kapatabilirdiniz. Allah razı olsun uğraştınız. Size ihbar eden kişilerden de Allah razı olsun. Öncelikle gerçekten Esra Eroğlu seyircisine, duyarlı seyircilerime ihbar atan aman adım gizli kalsın. Aman Esra Hanım beni bu işe bulaştırmayın ama ben sorumlu bir vatandaşım. Bakın bu bilgiyi size veriyorum ama bu insanlarla muhatap olmak istemiyorum diyen, çevresinde, yöresinde olaylara tanık olan insanların göndermiş olduğu bilgilerle biz bu sonuca eriştik. O yüzden biz kocaman bir aileyiz. Bu sebeple hepinize ama hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu insanlar cezaevine gönderildiyse sizin dilek ve diğer konularımızda göndermiş olduğunuz ihbarlar neticesinde minnettarım ve şükran duyuyorum. Sağ olun, var olun. Bir tarafta gözün aydın. Dilekçim selam tekrar. Sen de buradasın, bizim misafirimizsin. Evet abla. Sen de rahat uyku uyuyor musun artık? Evet abla. Uyuyorsun. Şimdi bu süre içerisinde abin de buraya geldi. Evet. Seni almak için geldi. Ne konuştunuz onunla? Abim dedi ben seni götürmeye geldim. Kucağını açtı, seni dedi götürmeye geldim dedi. Gidelim dedi, seni hastaneye yatıracağız dedi. Ben gelmek istemiyorum dedim. Neden gitmek istemiyorsun? Gitmek istemiyorum. Ben Muharrem'den gideceğim abla buradan çıkınca. Peki, şimdi bir şey bu süre içerisinde tanıştığı biri var. O kişi de fazla yorum yapmayacağım da. Senin yapacağın en önemli şey eşin olan kişiden boşanabilirsin. Bu kesinlikle boşanma davası açacağım abla. Boşanmak ama istiyorum. Ama ailenin yanına gitmek. Ailemin yanına gitmek istemiyorum. Kesinlikle. Abla şunu demek istiyorum izniniz olursa. Muharrem de bunu Nura'nın yaptığı kimi yapıyor abla. Ya nereden biliyorsun? Ortalık karıştırıyorsun ya. Bana haber geliyor şimdi canlı yayında açıklamak istemiyorum. Ya yalan söyleme, beni yanına getirme lan. Dilek, gel, Dilek, gel, hayır. Gel. Dilek, hayır. Dilek, hayır. Gel, gel. Muharrem'in hakkında öyle bir şey konuşamazsın. Otur, yapmıyor Mehmet oturur musun? Cehennem o git lan. Yapmıyor mu? Mehmet seni otur. İlgilendirmez benim hayatım. İlgilendirir. İlgilendirmez benim hayatım seni Dilek, ilgilendirmiyor. Dilek, Cehennem Dilek. Cehennem o git hayatımdan çık. Dileği alabilir misiniz? İstemiyorum seni ya. Dileği alır mısınız? Dilek, bana karşı bir gram sevgin varsa, saygın varsa
Lütfen yerine otur. Ben bir şey demedim abla, kendisi gördüğünüz... Nereden biliyorsun muhalemin hakkında, ne sanıyorsun öyle konuşuyorsun? Dilek. Söylemek istiyorum bir dakika abla, özür dilerim. Söylememiz gerek yok, ben muhaleme sonsuza kadar güveniyorum. Tamam. Hiç kimseye ondan güvenmeyeceksin. Güvendiği şahıs senin pazar günü arabaya koyup niye gönderiyor kız? Saat 12'de gidiyorsun akşam, niye otele geliyorsun? Ya sana ne ilgilendirir, seni ne ilgilendirir? Hiç falan telefon niye kullandırıyor sana muhalem? Nerede bu sen telefonlar? Sana ne? Dilek nerede bu telefonlar? ATV'ye işe mi alındı? Baba bir iki telefon niye kullanıyorsun Dilek, sen? Dilek iki telefonun mu var? Biri Muharrem'in aldığı hattım, bir de öbür hattım. Başka yok, birini kapattık, bir tane var tek. Hayatım sen iş insanı mısın? Niye iki hat kullanıyorsun? Her şeyi sana sormak zorunda mıyım? Dilek Bozkurt. Her şeyi sana hesap vermek zorunda değilim. Dilek, bana hesap önemli bir konuya değindin. Ben senin eşinden de teyzenin çocuğuyum. Çık hayatımdan ya, boşa ya, istemiyorum boşanıyorum seni. Boşanıyorum. İstediğin kadar boşanma. Mehmet konumuz o değil. Ben senin değil. Hakkına gelirim. Dilek. Boşanacaksın. Dilek, Mehmet otur. Mehmet otur. Tamam abla. Dilek. Dilek Bozkurt, beni duyuyor musun? İstemiyorum seni, ya çık hayatımdan. Dilek beni... Hayatımdan ya, boşa ya, istemiyorum seni ya. Dilek. İstemiyorum. Bu süre içerisinde tüm yaşananlarda... İstemiyorum abla, yayına bir daha onu çıkmak da istemiyorum. Buradan çıkıp konuşmuyorum seninle. Bu süre içerisinde seninle ilgili biz ne yaptık, ne yapmaya çalıştık? Seni üzen, inciten, sana zarar veren her insanın ne yaptık? Senden uzaklaştırmaya çalıştık değil mi? Doğru abla. Şimdi bu sefer senin bu süre içerisinde tanıdığın Muharrem isimli kişi var. Onunla da alakalı Mehmet'in iddiası var. İstediği kadar iddia olsun. Gözünden şahidi var mı? İki telefon... Hayır. Şimdi ben başka bir şeyden bahsediyorum. İki telefon kullandığını... Ya sana ne gerek var? Sana ne gerek var? İki telefon kullandığını söyledi. Nereden biliyorsun? Bu beni düşündürdü. Belki birine temizliğe gidiyorum. Nereden biliyorsun? Nereye gidiyorsun? Belki bir temizliğe gidiyorum. Nereden biliyorsun? Temizlik yok. Temizlik falan yok. Ben senin hayatındaki temizliği yaptım. Sen merak etme. Senin temizliğe falan gitmene gerek yok. Seni ilgilendirmez benim hayatım. Seni ilgilendirmez. Çık hayatımdan. Dilekçim, niye... ...var mı yok mu bilmiyorum. Dilekçim, iki telefon hattı kullanıyorsun. Evet, kullanıyorum. Bu iki telefon hattından birini Muharrem aldı sana. Evet. Niye iki telefon hattı kullanıyorsun? Seni kaç kişi arıyor? Kimse aradığı yok. Peki. Yeni hat almasının sebebi ne? Mehmetgil benim numaramı buldu, o yüzden aldı. Başka almanın sebebi yok. Hangi numarayı aldıysa Muharrem hep kendileri aradı, beni buldular. Seni arıyorlar. Sana, evet, abim arıyor. Ondan sonra Mehmet arıyor. Yok dayımın oğlu arıyor. Yok şu arıyor. Ne diyorlar seni arayıp? Meşaz atıyorlar direktmen. Yengem arıyor, meşaz atıyor. Ne diyorlar ama? Tüm ailen sana ulaşıyor. Mesajlar. Gelen abim. Hı hı. Durmadan tehdit meşaz. Gitmeyeceğim. Ailemin ben seni buradan nereye göndereceğim? Ben Muharrem'le gideceğim abla. Kim bu Muharrem? Evleneceğim kişi. Evlenemezsin ki, sen evlisin. Boşanacağım abla. Boşanmayı bekleyeceksin. Beklerim. Ama Muharrem'in yanına gireceğim ben. Abla lütfen boşayın. İstemiyorum artık ya. İstemiyorum, boşayın. Şimdi Dilek, şunu anlaman lazım. Öncelikle senin hastaneye yatış gibi sürekli yatman gerektiren bir durum değil bu. Mahkeme, senin hakkında bir mahkeme açılmış. Bu mahkeme tamamen seni korumak adına. Tamam mı? Sen bazen kararları yanlış verebiliyorsun, şu anda da olduğu gibi. O anlamda da seni koruyacak birinin olması lazım. Bu anlamda da doktora gideceksin, hastaneye bir rapor düzenlenecek. Sonra daha sonra çıkacaksın. Hastanede yatış gibi bir durum yok. Eğer sen açılmış olan Gaziantep'teki bu mahkemenin kararına uymazsan, mahkeme şunu da diyebilir. Dileğin zorla hastaneye yatışına da diyebilir. O yüzden de Türkiye'nin her neresine gidersen git, yanında Muhammed olsun, Mustafa olsun, seni o sağlık, senin hakkında sağlık tedbiri uygulanması için seni götürebilirler. O yüzden böyle bir şeye kendini bırakma. Kendi ayaklarınla ve isteğinle git. Seni koruyacak kişi konusunda da abin talepte bulunmuş mahkemeye, ama buraya geldiğinde ondan vazgeçtiğini beyan etti bana. Geçsin, istemiyorum abla. Ama istemiyorum. Seni koruyabilecek yalnızca, bak, senin istediğin birisi de olabilir.
Abim bundan vazgeçti. Ben bunu kendisine de anlattım. O zaman Dilek'i kim koruyacak? Dilek, Türkiye büyük bir afet yaşamış. Afet bölgesinden Konya, Gaziantep, Erzincan, İstanbul, Ankara, Kocaeli'ni dolaşan bir kızsın sen. Evlisin. Eşin buraya gelmeseydi. Kızıyorsun ya ona çok. Gelmeseydi istemiyorum. Gelmeseydi Nurhan başına ne getirecekti sen biliyor musun? Seni otogardan alan kişinin arabasına bindin sen. Sen oradan kurtulabileceğini sanıyor musun bu programa ihbarlar gelmeseydi? Yok abla. O yüzden de buradan Gaziantep Bir Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, bak dosya numarası da burada, 2022'ye 597 esas. Eğer bu dosyada sana uygulanan sağlık tedbiri için hastaneye gitmezsen zamanında, bu evrakları da gelmişti. Abin getirdi geçen gün. O anlamda da burada hastanede sürekli yatmayacaksın. Hastaneye gideceksin, rapor düzenlenecek, kontrol yapılacak ve çıkacaksın. Bir ama de bunlara uymazsan nereye gidersen, ve yanındaki kişiye de sesleniyorum. Türkiye'nin huzurunda ben Dileği yanıma alıyorum ve Dileği koruyacağım. Başına hiçbir şey gelmeyecek. Bu adlandırdığımız çok kötü topluma karşı işlenen bir kadının bedeni üzerinden para kazanmasına ilişkin suçu ben de işlemeyeceğim diye taahhüt versin. Veremezler. Böyle bir taahhüdü verebiliyorsa o cesaret... Verir abla. Heh. Kesinlikle beni oradan o bataklana Muharrem çıkardı. Ben kimseye güvenmem. Yok kardeşim. İki kere iki dört. Hiç kimseye sana iki güvenmem. Tane hatta alıyorsa da, iki tane hatta alıyorsa da... Bu arada ismi geçen kişiyi bir çağıralım buraya. Gelsin bakalım ne diyecek. O gelene kadar da geliyor mu? Bir yüzünü gözüksün. Yüzünü göstersin. Yok yani kendine, ben ona güvenmem. Kendine güveniyorsa buyursun Audrey Meydan. Değil mi Dilek? Tertemiz, pürü pak, mis gibi bir insansa buraya çıkmaktan, kendini topluma tanıtmaktan utanır mı? Dilekçim, çok düz düşünelim. Tertemiz, pürü pak, kendine güvenen biri. Kendine buraya... güveniyorsa çıksın abla. Sen kendine söyler güveniyor misin lütfen? Efendim? Söylesen. Lütfen Muharrem gel, her şeyi açıkla bir tanem. Lütfen. Her şeyi açıklamasına değil, çıksın kendini herkese tanıtsın. Muharrem çık her şeyi anlat, kendini tanıt lütfen. Bekliyoruz. Niçin gelmiyor? Buraya gelsin. Niye? Çok mu kıymetliymiş yüzü? Ne, incinecek miymiş? Ne olacakmış? Yüzünü göstermek istemiyormuş Dilek. Niye? Çünkü Cani'ye çıkmak istemiyor. Ama sebebi olması lazım. Cani'ye çıkmaktan niye çekiniyor? Bu süre içerisinde senin yaşadığın her şeye tanık olan bu kişi, seni kurtardığını, senin yanında olduğunu söyleyen bu kişi kahraman ya. Kahramansa niye burada kahramanlığını sergilemiyor? Mesela mahkemeye onun telefon numarasını verelim Esra Hanım. Dileğe ulaşılamadığı tabii zaman ki mahkeme onu arasın. Verir mi telefon numarasını mahkeme? Verir. O Dileğin cevabı. Hatta gereken yere telefonumuzu verdik karakola. Geliyor mu? Geliyor. Ekip arkadaşlarımız şimdi alıyor. Bitmiyor, bitmiyor sevgili seyirciler. Neresinden tutarsak tutalım bu süre içerisinde... Şunu da ifade etmek istiyorum Esra Hanım. Geldi mi? Buyurun. Şimdi bir mağduriyet kadın, özellikle Türkiye'de bir mağduriyet yaşadığı zaman kız çocuklarımızla ilgili kurtuluş yolu olarak o namus kavramı altında evlilik çıkış noktası olarak görülüyor. Dileğin ailesi de bu açıdan baktılar aslında, tüm Türkiye'de olduğu gibi. Evlilik kurtuluş gibi gördüler. Evlilik kurtuluş değil aslında Dilek için. Ekranda gözecek mi? Teyzesinin oğluyla tamam yapılan evlilik oradan ayrılmasını da evet daha hızlandıran bir sebep olarak ortaya çıktı. Evet. Teyze oğluyla evleniyor, evlendiriliyor. O dönemde Nurhan Adaş'ın bu isteğine aile karşı çıkmıyor. Hatta akraba evliliğinin uygun olduğu da düşünülüyor. Hep söylüyorum, bir yani sofranızdaki bir tabak eksilsin, aman sorumluluk bizden gitsin diye evlenip göndermiş olduğunuz kız çocuklarınız bir çocukla beraber üç kişi olarak o sofraya dönüyor.